Merhabalar sevgili izleyiciler. Haftalık programımızla yeniden sizlerleyiz. Soner Yüksel ile birlikte haftanın önemli konularını beraber değerlendiriyoruz. Nasılsın tekrardan? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, Merve. Ben de çok sağ ol, teşekkür ettim. Aslında gündeme baktım şöyle bir hafta başından beri. Öyle hani bir iki konu dışında pek aman aman bir konu göremedim. Tabii, ama tabii hani biz her halükarda konu buluruz. Mevsim normallerinde de aslında gazeteciler için zor bir dönemdir. Köşe yazmak zordur, haber sıralamak zordur. Bir de olağanüstü bir korona gündemi var. O gündem içerisinde diğer başlıkların, özellikle şehir özelindeki başlıkların çok öne çıkması, işte siyasetin biraz donup kaldığı, siyasi aktörlerin köşesine çekildiği bu günlerde zor. Yani hak veriyorum buna. Evet, Mart ayından bu yana dile kolay. Epey de bir zaman oldu. Ama hareketlenecektir kısa süreçte. Aynen, ki zaten belli başlık konularımız var dediğim gibi. Öncesinde rektörümüzle ben başlamak istiyorum. 24 Haziran tarihinde Profesör Doktor Fuat Erdal İbn Haldun Üniversitesi'nden geldi. Evet. Yeni görevine başlayacak. Mahmutiye doğumluymuş. Öyle olduğunu dile getiriyorlar ama ben ismini duyduğumda bir kısa araştırma yaptım. Orada Mahmudiye'yi görmedim, rastlamadım. Mutlaka Mahmudiye ile bir bağı vardır, hani durduk yere kalkıp o ortaya çıkmaz. Güzel, en azından Eskişehir'in havasını teneffüs etmiş, o suyundan az da olsa bir şekilde içmiş bir ismin, Eskişehir'in en önemli kurumunun, en önemli kurumlarından birinin başında ona liderlik edecek olması tabii ki güzel bir şey. Tabii önümüzdeki dönemlerde göreceğiz bakalım. Şimdi çok sıkıntılı bir sürecin sonuna geldi. Rektörle ilgili değerlendirme yapacak olursak, Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir'de çok tartışılan, artık Türkiye çapında tartışılmaya başlanan, Anadolu Üniversitesi'nde hayata geçirdiği uygulamalarla, özellikle orayı böyle biri bizi gözetliyor evi gibi bir sistemin içerisine dahil etmesi, üniversite ile halk, Eskişehir bütünleşsin diye üniversitenin arka duvarları bile küçültülmüştü. Yani burası bir bilim yuvası. Bir önceki dönemde rektörümüz, burası insanların, hani şehrin sahip olduğu bir bilim yuvası, dolayısıyla böyle perdeler olmaz önünde demişken, içeriye giriş çıkışın 10 kat zorlaştırılması. Sayın Cihan Yıldırım diyordu, onu da analım buradan. Ya üniversiteye gireceğim diyordu Sayın Yıldırım, giremiyorum, kartımı götürüm, almıyorlar diyordu. İşte bu sıkıntılar gerçekten çok yıprattı. Hani biz üniversiteyi şehirle ilgili, tabii ki her detayın içine girsin diye bir beklentimiz yok ama bu kadar da şehirden kopmasını, bu kadar uzağında kalmasını istemedik. Yani sadece öğrenci bir kampüs alanının içerisinde akademisyenlerle bir böyle zırhlı bir alan hiç hayalimizde ve alışık olduğumuz bir durum değildi. İstifa etti ya da istifa etmesi istendi. Sağlık gerekçelerini göstererek. Rektörün ve Fuat Bey geldi. Şimdi bu sıkıntıların üstüne geldi. Konuya mutlaka hakimdir. Background'ında, özellikle eğitim hayatında, işte Leeds, Nottingham gibi son derece başarılı, ivmesi yüksek adresler var. İbni Haldun'dan gelmiş. Ya baştan şeye karşıyım. Çok iyi. Bir ön yargıya deyip bir yere koymayı ya da işte siyasi bir bağlantısı vardır. Bu tartışmalar kişinin bugüne kadar okuduğu okullar, bugüne kadar içinde bulunduğu akademik çalışmalardan ziyade bugünden sonrasıyla değerlendirilmeli. Yani ne alıp göğe çıkartalım, ne alıp eleştirelim peşinen. Bir bekleyelim, görelim neler yapacak. Anadolu Üniversitesi ile ilgili nasıl bir faaliyet gösterecek. Ama bir önceki sürecin mutlaka nasıl bir tartışma yarattığını biliyordur, öğrenmiştir. Bunları düzelteceğini umuyorum ilk hamlede. Evet, ki bizim maalesef toplumda şöyle bir şey var. Hemen bir yafta, bir yapıştırma, hani olumlu ya da dediğin gibi olumsuz. Tabii önce bir yapılan faaliyetleri irdeleyip ona göre karar vermekte, tabii, yorum yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynası iştir. Aynı kişinin lafa bakılmaz diye bir sözümüz var. Evet. Biz işine bakacağız bundan sonra. O işe göre doğru olduğunda alkışlayacağız, yanlış gördüğümüzde eleştireceğiz. Bizim sorumluluğumuz bu. En azından toptancı bir yaklaşım yerine bunu beklemek daha sağlıklı. Evet. Şimdi ben tabii Anadolu'dan şu an nereye geçiyorum? Brüksel'e geçiyorum. Evet. Brüksel'den Eskişehir'e seferlerin başlanacağı dün ajanslara yayınlanmıştı ve biz de paylaşmıştık. Corindon Airlines 3 Temmuz itibariyle demiş ki işte CEO'su, Brüksel'den Eskişehir'e uçuş düzenleyeceğiz ve aynı zamanda işte Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlar başlayacak denilmiş. Tabii şimdi
aslında çoğu Eskişehirli bence bu konuda dertli. Çünkü herkes istiyor ki ya Ege, Akdeniz işte hani ülkenin belli yerlerine de gidilsin isteniyor. Sadece Brüksel'de neden yapılıyor deniyor bu uçuşlar. Sen ne düşünüyorsun konuyla alakalı? Vallahi ben dünkü yazımda da böyle bir nüktedanda bulundum geriye doğru. Biz Eskişehir'de bir havalimanı nasıl işletilemez? Daha doğrusu biz burayı bir şekilde faal olmasın, işlemesin ama Kütahya'da daha işlemeyecek bir alana bir uçuş garantisi verelim. Eskişehir'de sesini çıkartmasın konusunda tez yapacak bir çalışma yaptık daha önce. Hı hı. Buradan İstanbul, Ankara, İzmir seferleri o kadar geliş ve gidiş saatleri orantısız ya da inilen havalimanı İstanbul'da işte Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyorsun. 2 saat daha İstanbul'a gitmek zorundasın oraya indikten sonra. Nasıl elverişsiz hale getirilir de biz bu seferleri iptal doluk ederiz. Doluk nasıldı peki? Doluyor muydu seferler? O şekilde dolmaz. Yani sen İstanbul'a mesela bir iş adamısın. Ne zaman gideceksin İstanbul'a? Sabah bineceksin uçağına. 1 saat sonra İstanbul'dasın. İstanbul'da genellikle iş insanlarının mesaisi Avrupa yakasında geçiyor. Şimdi orada işini tamamlayacaksın, tekrar akşam Eskişehir'e döneceksin, memleketinde olacaksın. Eğer hani İstanbul düzleminde konuşuyorsak. Ama sen İstanbul uçağını gece yapıyorsun buradan gidişi, oradan gelişi sabah yapıyorsun. Baştan problem. Hani binme demek gibi bir şey bu. Onu geçtim, şimdi buradan Sabiha Gökçen'e gitmek, hiç 90 kilometre falan öyle örnek bir konuşma değil. Ben buradan... radarların nerede olacağını kestirebiliyorsam 1,5 saat sonra varabiliyorum arabayla. Hı hı. Hızlı kullanıyorsam. Hani doğru bir şey değil ama şimdi pek çok insanda şimdi hiç birbirimizi kandırmayalım. 1,5 saatte, 2 saatte Sabiha Gökçen'e varabiliyor zaten. Gereksiz hani, mi eleştiriliyor? Hayır şöyle. Uçakla hı hı. Sabiha Gökçen'e gitmenin ve bunun için 2,5-3 saat harcamanın bir esprisi yok. Hı hı. Herhangi birisi için. Ama sen bunu Atatürk Havalimanı'na yapsaydın ya da yeni havalimanına yapsaydın bu uçuşları o zaman bir esprisi olurdu, bir anlamı olurdu. Yani bu konuda elverişsiz. Buradan bizim Hasan Polatkan Havalimanı'na bir servisimiz olmadı. Servis olmadığı için yani Havaş benzeri sistemler olmadığı için buradan oraya gitmek de bir dert. Ancak aracı olan insanlar gidebildiler. Aha. Şimdi İzmir'e yaptın aynı şekilde. Gidiş saatiyle dönüş saatleri birbiriyle çok orantısız. Yani hiçbir fizibilite edilmeden ya da insanların istedikleri dikkate alınmadan buradaki seferler kendiliğinden karsız, avantajsız denildi. Türk Hava Yolları ya da Anadolu Jet burada sefer yapmaktan vazgeçti. O haliyle kar edemezsin. Ama Eskişehir'den özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde eminim her gün karlı bir şekilde Bodrum'a, yani güney tatiline gidenler için ya da haftada bir gün Karadeniz tarafına, Gaziantep tarafına, yani bu bölgelere uçak seferlerini çok karlı bir şekilde istenirse düzenleyebilir Anadolu Jet ya da Türk Hava Yolları. Ama Kütahya'ya garanti uçuş sayısı verildiği için insanlar oraya pompalanmaya çalışılıyor. Gitmiyorlar da. Şimdi bak Brüksel'den niye Eskişehir'e sefer yapıyor? Çünkü Eskişehir bu insanlar için direkt inecekler yarım saat sonra, bir saat sonra evlerindeler. Çok ideal, çok elverişli bir nokta. Yani adam Eskişehir'e kıyak olsun diye yapmıyor bu işi. Eskişehir ve Brüksel arasında en elverişli sefer olduğu için yapıyor. Dolayısıyla bundan kar da yapıyor. 40 euroya bilet satsa da bundan kar elde edebiliyor. Biz eğer Altıntaş Havaalanı olmasaydı, hani Kütahya, Afyon, Eskişehir'deki insanlar illa oraya gitsin diye bir pompalanma olmasaydı, bence havacılık konusunda belki evet İstanbul, Ankara çok esprili olmayabilir, çok böyle rentable olmayabilir imaj dışında ama Türkiye'nin dört bir yanına karlı seferler yapabilecek bir havalimanı olurduk. Orayı aktif kullanırdık. Peki sence ne olur önümüzdeki yıllarda falan? Aktifleşebilir yani, mi yeniden? Yok, şimdi sen bu tür havalimanlarına garantiyi, yolcu garantisini 10 yıllık, 20 yıllık veriyorsun. Yani dolayısıyla burayı işler bir hale getirirsen o havalimanını kimse tercih etmeyecek. İşte senede 100 bin kişi tercih ediyorsa sen onlara çünkü 1 milyon garantisi vermişsin ama %10'u bile gelmiyor. O insanlar da gitmeyecek. Dolayısıyla oradaki taahhüt,
devlet garantisi, uçuşla ilgili gitmeyenin de parasını ben ödeyeceğim garantisi bitmediği sürece Eskişehir'den devlet eliyle bir sefer başlamasını çok mümkün görmüyorum çok ben. Çok zor ama ya. Ya da çok güçlü siyasetçilerimiz oraya olması lazım. Oradan oraya gideceksin aktarmak. Ankara'ya gidecek. Yol stresi. Ankara'ya gidecek, masaya elini vuracak. O uçuşları belli periyotlarda, günlerde bile olsa Eskişehir'e getirecek. O ışığı görmüyorum şu an. Sık sık gidip geliyorsundur böyle ülkede belli yerlere. Hani yani, zor oluyordur değil mi? Ankara mı, İstanbul, önce oraya gidiyorsun sonra işte. Ya şöyle ben mesela uçakla tatil sezonunda eğer öyle bir imkan olsaydı gitmeyi tercih ederdim. Hani buradan atlardık. İzmir'e mi gideceğiz? İzmir'e buradan atlardık. Bodrum'a. Çok rahat. Bu keyfi işte. Biz de yaşarız. Çünkü pek çok arkadaşım benim eğer hani çocukları da yoksa, çocuk olunca değişiyor planlar belki. Buradan Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'dan uçağa binip tatil yapacakları beldelere gidiyorlar. Ya da işte Adana'ya giden var, Antep'e giden var, Trabzon'a giden var. Yani hep Ankara üzerinden gerçekleştiriyorlar bu işlerini. Eskişehir'de olsaydı ben eminim o uçaklar doluluk kapasitesi anlamında tatmin ederdi Türk Hava Yolları'na. Bakalım önümüzdeki süreçler. Dediğin gibi hani Ankara'ya gidip masaya bir elini vurdun mu belki çözülür. Hani peşini bırakmamak lazım konunun. Çok böyle güçlü olması lazım. Güçlü çok olması güçlü lazım. Olması lazım. Şimdi uçak dediği gibi de metroya geçmek istiyorum ben. Evet. Bugün de bir köşen yayınlandı haber portalında. Epey bir araştırma yaptın sanırım konuyla ilgili değil mi? Yani, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu araştırmaları dahilinde. Yapmak zorunda kaldım. Konuyla ilgili teknik bilgiyi çünkü Eskişehir'de böyle bir gündem var, böyle bir tartışma var. O kadar böyle garip yönleriyle ele alıyoruz ki. Ben önce dedim ki Eskişehir Teknik Üniversitesi geçen hafta da konuştuk. Yani teknik bir üniversite bunu kendine dert edinmiş. Ve çok bilim insanımız birileri var. Çıkar. Der ki işte maliyeti bu, işletme maliyeti bu, kilometre başında bu kadar bir tramvay yaparsan maliyet var, metrobüs yaparsan bu var. Hafif metro diye bir tabir var, metro diye bir tabir var. Hani bir açıklayıcı, çok kısa açıklayıcı bir şeyler söyler. Biz de onları kendimize nirengi alırız ve tartışırız. Ama gariptir. Celalettin Kesikbaş metroya da tramvay talep etti diye Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına sinyal mi yakıyor? Evet. Bunun hemen siyaset yorumlanıyor. O zaman çevre yoluyla ilgili taleple de Ulaştırma Bakanı mı olmak istiyor? Ya da böyle bir şeyler gelir insanların aklına diye ihtiyaç olan bir şeyi talep mi etmeyecek hiç kimse? Burada öznemiz şey değil. Celalettin Kesikbaş değil. Herhangi bir kurumun başındaki bir insan haklı olarak, haklı olduğu konusunda hemfikirsek bir şeyi talep ettiğinde biz konuya mı odaklanmalıyız? Yoksa bu talep ettiğinin ne anlamı, arka planında ne olabileceğine dair bir tartışmaya mı girmeliyiz? Şimdi tartışalım diyoruz. Tartışma kısmının herhalde emir kipiyle algılıyoruz. Tartışma. Hayır, tartışmak farklı fikirlerin, birbirine aykırı fikirlerin bir araya gelmesi, bunun içine birazcık da ayakları yere basan, ihtiyaç varsa bilimsel araştırmaların dahil olması, kimi zaman matematik üzerinden, kimi zaman rakamlar üzerinden, kişisel yorumların da katılıp bir neticeye vardırılması. Biz neticeye varamadık çünkü pek çok insan halen daha metroyu şöyle zannediyor. Bir yerde yerin altından başlayacak, yerin altından bitecek. İşte kilometre karede yerin altındaki maliyet başkadır. Yerin üstünden hem zemin geçitlerden gideceği alandaki maliyet başkadır. Dolayısıyla Bursa'da da var. Mesela hafif metro deniyor. Hafif metro tramvayın biraz gelişmişi, yerin altında giden metronun biraz daha minimize edilmiş bir hali. Şimdi evet çok maliyetli bir iş. Yani maliyetler 40 milyon dolardan başlıyor. 2 milyar dolara kadar gidiyor. Çıkıyor. Kilometresine göre kullanacağın ev işletme giderleri hepsini tamam işte diyorum ki bunları bir masaya koyalım. Bunu tek başına bir kurumun yapması yani yerel yönetimin yapmasının imkanı var mı? Eldeki rakamlarla yok. Nasıl yapılabilir? Şimdiden tartışalım. Geçen hafta da dedim ya bir 5 sene sonraya elimizde bir ne istediğimiz, ne kadar para gerektiği, maliyet gerektiği, nasıl bir organizasyona ihtiyaç duyduğuyla ilgili fikir olur. Ama biz bunu yapmıyoruz. Siyasi düzleme çekmeye çalışıyoruz. Yapmak zorunda mıyız? Evet, yapmak zorundayız. Pahalı da olsa yapmak zorundayız. Kim talep ederse de etsin yapmak zorundayız. Yani kişiye göre, maliyete göre kaçma şansımız yok. Çünkü bizim
Başka bir alternatifimiz yok. Metrobüs mü yapacaksın? Evet, daha maliyeti az ve daha çok yolcu taşıyabilirsin. Öyle bir yol var mı? Eskişehir'de metrobüs kullanabileceğin bir yol yok. Zaten metrobüs kullanabileceğin bir yol varsa tramvay hatlarını uzatırsın, onun üzerinden görürsün. Tramvayın kapasitesine baktığımızda durak ve kullanılacak hatlarla trafiğin entegre olduğu alanlara bakarsak bunda da çok fazla ilerleyebilme şansımız yok. Uçakla da gidip gelemeyeceğimize göre ne yapacağız? Zaten. Yani mecburen hafif metro. Bursa bunu yapmış. Bursa bunu yaptığı yıllarda Eskişehir'den şimdiki gibi çok önde, çok müthiş paraları, bütçeleri olan bir şehir değildi. Ankara metroyu yaptı ama bunu Melih Gökçek neredeyse kendi belediyeden para harcatmadan yaptı. Yani yükü, borcu bir nevi iktidarın üstüne, devletin üstüne de yıktı. Evet, devlet desteği olmadan bu işe kalkışılmaz. Ama bir niyet olursa o devlet desteği alınabilir. O yüzden bunu bir tartışalım. Yazıda zaten ben teknik detaylardan da bahsettim. Olma ihtimali yüksek yani, değil mi? Gayet uygun ama mutlaka dezavantajları ya da var. Şöyle, dezavantajdan ziyade herkesin gözüne hep maliyet konusu geliyor. Yani maliyeti görünce hiç niyetlenmeye kalkmayalım falan. Bir de hep dediğim gibi bu iş sanayi özelinde bir talep olarak değerlendiriliyor. Ya sanayideki insan da, yani o patronlar binmeyecek 16 bin kişi, 100 bin kişi. Çalışanlar binecek ama derdimiz o değil. Buna sanayinin değil, Eskişehir'in ihtiyacı var. Sanayinin oradan çok daha uygun bir maliyetle hafif metro yapabilirsin, çoğu yerin üstünde giden. Ona bir özel alan maliyeti yerin altındaki kadar çok olmayacağı için tahsis edilebilir, gerçekleştirilebilir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi de işin içine dahil olur. Onların da çünkü iyi bütçeleri var. Ya da işte 50 yıllık, 40 yıllık, 30 yıllık borçlar alınabilir. Dünya Bankası'ndan kredi alınabilir. Aynen. Tramvay ve Porsuk Islağı'nda olduğu gibi. Ama bunlar için önce bir dediğim gibi bunun bir niyetine girmek gerekiyor. Yani bunu ama maliyetli kenarda dursun, bugün tartışmayalım, yeri geldiğinde tartış. Yani tartışmaya başladıktan sonra zaten 5 sene sonra olur ancak bu. Mesela Kesikbaş, hani Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş fizibilite raporu sunduğu zaman dediğin gibi herkesin Büyükşehir Belediye Başkanlığını mı düşünüyor ileriki dönemlerde denildi hemen. Nedense bizde de şöyle bir rektörle de konuştuk, bak mesela hemen bir yafta. Olumlu ya da olumsuz. Bu da biraz o kapıya çıkıyor. Özneyi yani kaçırıyoruz, bakmak, özneyi. Ama o sonuca giden yoldaki şeyleri görmemek, bağlantılar. Yani ne yapılır? İşte bütçesi ne kadar tutar? Olabilir mi? Bak, hafif diyorsun, Bursa'da yapılmış diyorsun. Bunu pek çok kişinin bildiğinde ya zannetmiyorum. Yıllar önce yapıldı. Ben. Bursalıların bir kısmı metro der, bir kısmı tramvay der adına. Çünkü yerin altında olduğu kadar yerin üstünde de epey mesafe kat eder. Yani şimdi dediğimiz metro da zaten bizim yerin 800 metre altında bir New York metrosu değil, bir Londra metrosu değil, hani dediğimiz Eskişehir'de. Hafif raylı sistemin biraz daha genişletilmişi, daha yolcu kapasitesi artmış ve daha çok insanı taşıyan, maliyeti de gerçek bir metroya göre daha imkanlı olan. Şimdi bu da dediğim gibi sadece sanayi özelinde değil, Eskişehir, bakın her gün diyorum, biz bu şehri çok seviyoruz. Bu şehirde yaşamak çok keyifli, bu hazzı bundan 10 sene önce de yaşıyorduk. Şimdi de yaşıyoruz ama korkularımız 10 sene önceye göre daha da yoğunlaştı. Çünkü nüfus artıyor. Şehir merkezi devamlı, sıkışmaya başladı. Arsa bulunamıyor, park yapılacak yer kalmadı. İnsanlar birazcık böyle daha kenarlara gitmeyi pek düşünmüyorlar. Çünkü ulaşımla ilgili kaygıları var. Şimdi yarın öbür gün siz metro ile ilgili bir çalışmayı başlatırsanız Eskişehir'deki arsa maliyetlerini düşürürsünüz. Şimdi gidip mesela Satılmışoğlu tarafında bir yeri, bir şehir merkezi gibi canlı düşünemez belki insanlar. Oraya metro gittiği andan itibaren orası şehir merkezi gibi olabilir. Çünkü ulaşım var. Dakikalar içinde bir yerden bir yere varabiliyorsun. Şehri genişletmenin tek yolu da budur. Ulaşımın hızlı, çabuk, konforlu bir şekilde yapılabilmesi. Bugün İstanbul'dan biri geldiğinde bizim Eskişehir'in bir ucundan diğer ucuna araçla gitmek, ona ya yürüyebiliriz diyor mesela pek çok arkadaş. Çünkü orada alışmış. Her gün ulaşabiliyorsun diyorlar yürüyerek. Orada alışmış çünkü uzun mesafelerde, çok daha büyük mesafelerle araçlara biniyorlar onlar. Şimdi bunu yapabilmekteki özgürlük dediğim gibi birazcık ulaşım araçlarının yeniden revize edilmesi. Çok tekrara düşeceğim ama 20 sene önce tramvay hayata geçtiğinde o gün Eskişehir'in
ciddi bir kısmı travmaya karşıydı. Ha, onu da soracaktım. O zaman nasıldı? Şu an mesela metroyu konuşuyoruz ya, o zaman nasıldı? İlk gün yakama yapıştı birisi. O karmaşayı çekiyorum ben. 2003 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben dedi işe nasıl gideceğim diye beni silkelemeye kalktı. Çünkü tramvay, otobüsler seferde yok. Nasıl gideceğini bilmiyor. Tramvayın ilk günü kargaşa, kimse bilmiyor. O bir ilk bir hafta ciddi bir kaos vardı şehirde. Sonra herkes kendi kapısının üstü önüne tramvay istemeye başladı. Benim sokağımdan geçsin demeye başladı. O iki senelik altyapı, inşaat, işte maliyeti eleştiriliyor. Caddeler, bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Esnaf ilk baş şikayetçiydi. Sonradan da iyi ki tramvay geçmiş dedi. Çünkü insanın oturduğu evi 200 bin liraysa 400 bin lira oldu. Ulaşım rahatlığından, kolaylığından ötürü. Tramvay geçiyorsa bir hareket getirdi oraya esnafa. Yaya yollarının çoğalması oradaki işleri arttırdı. Gibi 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 gibi. Bugün de evet, ilk başta tramvay gibi böyle zor, ya çok dertli, çok masraflı gözüyle bakılabilir ama şehri genişletmek için, yeni bir vizyon katmak için bir yerinden başlamak gerekiyor. Ben hep bu tarafa çekmeye çalışıyorum tartışmayı. Olumlu. Ne olur eski şehri seven bu konuyu tartışacak arkadaşlarım da isimler üzerinden çıkarıp, kurumların üzerinden çıkarıp yapılabilirliğiyle ilgili, yani önüne bir engel koymak değil, önünü açacak bir yapıcılıkla ilerlesinler bu konuda. Evet, öyle de olması şart zaten. Şimdi hazır metro, altyapı falan dedik ya. Şimdi pazartesinden itibaren aşırı yağışlar, sadece tabii Eskişehir değil, ülkenin dört bir yanında epey bir sel oldu. Maalesef ki o da artık ne kadar hani çevrede talan ettiğimizin bir nevi göstergesi ki Eskişehir'de de epey bu görüntüler vardı, özellikle bu eski bağlar tarafında. Fotoğrafları gördün mü? Gördüm. Nasıl bir şey o? Onu neye bağlıyorsun peki? Normal mi sence, yoksa altyapıda hakikaten sıkıntılarımız var mı? Çünkü vatandaşlar o konuda epey bir soru soruyorlar. Yani bunlar nasıl çözülecek diye. Şöyle yaklaşayım daha anlaşılabilir olması için. Bir kere yıllardır bu konularda hep yorum yaptım. Sosyal medya paylaşımlarımda da geriye doğru, hani şimdi eleştirecek varsa ne olur geriye doğru gidip baksınlar. Ben Ankara'da Melik Gökçek zamanındaki bir selde yapılan siyasi eleştirileri de, yani AK Partili bir belediyenin sahip olduğu şehirdeki eleştirileri de, CHP'li de fark etmiyor. Yağmurun kilometre, yani şeyde, saniyede düştüğü miktara bakıp ona göre değerlendirir, ona göre yorumlarım. Şimdi siz mevcut altyapıyı bir kat daha güçlendirseniz bile afet gibi yağan bir yağmurun saniyeler içinde, dakikalar içinde yerin altına süzülmesini, o mazgallardan bir şekilde emilmesini beklemeyin. Onların bir kapasiteleri vardır. 3 saat sonra belki ortalıkta su kalmaz, belki 5 saat sonra kalmaz ama anında, hani çeşmede bile elinizi yıkarken, şimdi her çeşmenin, her lavabonun bir gideri var değil mi? Su sürekli açık olduğunda, şiddetli bir şekilde elinizi yıkarken lavabonuz dolmuyor mu? Doluyor. Çünkü o an o kapasitenin belli bir, o giderin belli bir kapasitesi var. Yani onun üzerinde zorladığınızda bir imkanı yok. Bir zaman alacak onun gitmesi. İşin bu kısmına bir bakmak gerek. İkinci kısmında altyapıyla ilgili evet eksiklerimiz de var. Hani bunu da yok demeyelim. Ne altyapıyla ilgili. Mesela? Şimdi şehir merkezindeki nüfus diyoruz. Örneğin mesela şimdi Yeşiltepe dolaylarında tartışmalar var ya. Altyapılar şuna göre yapılır. Şehir planı olur. O bölgede yaşayacak insan sayısını aşağı yukarı tahmin edersin. O tahminlere göre de bir altyapı, bir 10 yıllık, 20 yıllık falan kafada, ona göre planlanır, hayata geçer. Şimdi biz istiyoruz ki bizim sokağımızda, benim arazime 8 kat imar verilsin. Şehir bilimciler diyor ki hayır, burası 4 kat imara göre bir planla ancak sağlıklı ilerleyebilir. Sen hayır, o zaman oyumu sana vermiyorum diyorsun. Dolayısıyla yerel yönetimlerde çoğu zaman, sadece Eskişehir'de değil her yerde, oy kaybetmemek için o bazen yüksek katlı imar onaylarını veriyorlar. Yani veriyorlar. O sözleri veriyorlar. Şimdi sen 20 bin kişinin yaşayacağı bir mahalle 40 bin kişi oluyor. 40 bin kişi yaşıyor, 50 bin kişi yaşıyor. Ona göre bir doğalgaz altyapısı gerekiyor. Ona göre bir kanalizasyon altyapısı gerekiyor. Ona göre bir elektrik altyapısı gerekiyor. Biz niye sürekli yolları kazık diye eleştiriyoruz?
mevcut alan kapasitenin üstünde bina, konut olduğu için daha çok elektriğe ihtiyaç duyuyor. Daha çok internete ihtiyaç duyuyor. Daha çok gaza ihtiyaç duyuyor. Daha çok su atığına ihtiyaç duyuyor. Sürekli de kazılıp yama yama revize işleniyor. Yani küçük günlük çözümlerle ilerletilmeye çalışılıyor iş. Ya şuna razı olacağız. Bizim alanımıza bir dairemiz var. Bunu verip karşılığında iki daire beklemeyeceğiz. Bunu verip o mahallenin planına göre, oradaki şehir planına göre ne düşüyorsa şehir bilimciler, şehir plancılar bu konuda neyi öngörüyorsa ona razı olacağız. Ya da bu tür talepleri işte bir daire veririm, iki daire alırım, sekiz katım olsun dedikten sonra da çok böyle bu konuda işte yerel yönetim suçlu, eski suçlu, şu suçlu, suçlamaya bu suçlu. Hemen bir siyasete bağlı. Çünkü biz de o suçun parçasıyız. Biz de o suçun parçasıyız. Yaşamımız, beklentilerimiz, bunların hepsi birbiriyle alakalı şeyler. O yüzden ben diyorum yani sağda solda hangi partili olursa olsun. Burada ben çünkü eleştirecekken işin 2-3 plan öncesinde düşünüyorum. Şimdi Estim'de de bir takım tartışmalar vardı biliyorsun. Evet. Estim Sanayiciler sitesi. Şimdi orada şunu kimse demedi. Ben bile şüpheye düştüm. Sevgili Cihan Yıldırım'la da konuşmuştuk. Yani o bölgeler kendi kooperatifleri olan ya da sanayi odasının Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı olan, dolayısıyla kendi giderlerini, kendi çöpünü, kendi özel mülkiyetler çünkü bunlar, kendi giderlerini sağlamak zorunda olan kooperatifler. Şimdi bu konuda niye Büyükşehir Belediye Başkanı ya da eski eleştiriliyor acaba? Şimdi orada o sitelerin önünden geçen bir yol var. Ama o yol Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi yolun bir kısmındaki altyapıdan sorumlu. Ama geri kalan sitedeki... Ama bütün her şeyi Büyükşehir'e bağlamak... Sitedeki tüm giderler, sitedeki tüm mazgallar o kooperatife ya da bölgeye ait. O bölgenin... Çünkü orada Büyükşehir Belediyesi ya da eski kişilerin mekanına, özel mülkünün olduğu yere gidip işlem yapamaz. Bu suçtur. Sonra gelir Danıştay, sen ne yapıyorsun? Kime kıyak geçiyorsun der. Orada ticaret yapan insanlar var çünkü. Orası bir kooperatif. Ha, bunu yapamaz. Önündeki yolda ne kadar çalışma yapabilirse ki yapmış sanırım geçen hafta. Orada yapabilir. Ama içeride o işle ilgili sorumlu kooperatif ya da bölge kimse o bu çözümü bulmak zorunda. Orayı da aynı şehirde olduğu gibi ilk planlandığında, o ilk altyapı yapıldığında orada kendine yetebilen, oradaki az sayıda esnafın ihtiyacını görebilen bir altyapı vardı ilk yapıldığında. Bu kadar büyüyeceği, bu kadar genişleyeceği. Az önce konuştuğumuz gibi işte. Nüfus arttı. Bunu öngörülemedi. Dolayısıyla şimdi orası çok büyük, çok geniş bir alan. Yol geçiyor. Bir tane büyük köprü yapıldı. O yoktu önceden. Bir de deli gibi bir yağmur yağıyor. Hani standart, çok yağdı, beklenti, mevsim normalinde olan bir yağış değil. Karşımıza çıkan tablo da sürpriz değil ama... İlerilsin mi? Kim ne ölçüde gücü varsa tabii ki hayata geçirsin. Bu şehirde böyle bir manzara olmasın. Şehir planlamacılar dedik ya. Peki bu Eskişehir'de yaşayan bu planlamacıların herhangi bir raporu var mı? Bu genel şehir plancılar, şehir plancılar belli şeyler açıklama falan gördün mü? Duydun mu? Yok, şimdi onlar hani belediye bünyesinde çalıştıkları için belediyenin şehir plancıları vardır. Ama bizim o konu biraz detaylı. 1'e 25 binlik planlar uzun süre gündemde tartışılmıştı. 1'e 5 binlik Nazım İmar planları dediğimiz planlar var. Birincisi şehrin rotasıdır. Uzun yıllar şehirde, Eskişehir'de bunun eksikliği hissedildi. 25 binlik planı yoktu şehrin. Yani 25 binlik plan, şehri şöyle karşına al. Neresi yeşil alan olacak? Neresi park olacak? Neresi sanayi alanı? Neresi spor alanı? Neresi konut alanı? Ticaret alanı? Bunların kaba taslak belirlendiği, dolayısıyla 5000'lik plana geçtiğinde, daha küçük ölçekli bir plan yaptığında burası yeşil alana geliyor. Burada buna izin veremeyiz. Burada şöyle bir yapılaşma olmaz ya da burada sanayi alanı olmayacak diye bildiğimiz bir anayasası aslında şehrin. O 5000'lik planlar dediğimiz planlarda biz biraz daha küçük bir alanda daha çok işlemi yapabiliyoruz. Bir de 1'e 1000'lik Nazım İmar planları var. Belediyelerin meclislerinde gündeme gelir. Onlarla da daha mikro düzeyde
çalışma yapabiliyoruz. Ama bunların hepsi ne yapabileceğimizle ilgili yol göstericiler. Hani şimdi bizim 25 binlik planımız olmayınca biz belki yeşil alanın üstüne bina yaptık yıllarca. Evet. 5 binlik planlarla kotarmaya çalıştık. Yani bölge bölge ama birbiriyle uyumlu olmayan planlar üzerinden bir şehir ortaya çıktı. Evet, şehirleşme adına ters ama şu yönüyle de bakalım. Türkiye'nin pek çok şehrinde 25 binlik plana rağmen o kadar şehirleşmeden uzak bir tablo ortaya çıktı ki, o kadar çarpık yapılaşma ortaya çıktı ki, işte 10 sene önce, 15 sene önce yeşil Bursa dediğimiz Bursa'nın yeşili yok. Sosyal medyada paylaşıldı ya, dünü bugün diye Bursa'nın. Önceden daha ne kadar yeşilmiş, şimdi baktığın zaman sadece beton. O fotoğrafta yayını. Biraz oynama da var oynama sanırım. Da var? Ama yeşil de evet, hani yeşil Bursa denirdi. Hı hı. Şimdi tamam, beton Bursa'ya döndü. Bizim eski şehrimiz yine nispeten yine daha eksiklerine iyi. Rağmen güzel, hani bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben Eskişehir'de yaşayanlar olarak. Dolayısıyla hani o şehir plancılar bir sokağın, bu Yeşiltepe mahallesi hep gündemde olduğu için, dönüşümüyle ilgili işte böyle daha sağlıklı olur, böyle bir rapor çıktı, bu verimli olur dediğinde onun sadece bugün değil, 10 sene sonrasını da düşünülerek hazırlandığını unutmasın sadece vatandaşlarımız. Evet. Yoksa ne olacak, adama 4 kat değil de 6 kat imar ver, daha çok kazansın. İşte öyle kazana kazana Bursa lazım. Öyle oldu işte. Tabii. Şimdi biraz da Tepebaşı Belediyesi'ne geçmek istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde bu Gesikop yayınlandı. Bir açılımını yapayım size değerli izleyiciler. Sınırlı sorumlu Tepebaşı geri dönüştürülebilir atık toplayıcıları sosyal işletme kooperatifi. Yani artık sokak toplayıcıları tek bir çatı altında birleştirildi ve lisanslı geri dönüşüm firmasıyla bir protokol imzalandı. Tabii belediye bunu Türkiye'de ilk yaptı ve statü ve daha iyi şartlar olması açısından, bu işte sokak kağıt toplayıcıları için falan. Bayağı da bir gündem oldu. Bence iyi olduğunu düşünüyorum ki keza Tepebaşı Belediyesi de epey çevreci projelere imza atıyor. Bu konuyla ilgili de yorumunu almak istiyorum. Evet. Şimdi bazen mesela Türkiye'de herkesin çok takdir ettiği, çok sevdiği bir belediye başkanı var, Mansur Yavaş. Hı. Mansur Yavaş'ın da bazı böyle hayata geçirdiği ve geçireceği projeler var. Ben Eskişehir'de Tepebaşı'yla bu konuda sanki oranın hayata geçirdiği projeleri incelemiş ya da oradan da danışmanlarının bir takım notlar çıkarmış olduğunu düşünüyorum Mansur Yavaş'ın. Tepebaşı bugün hayata geçen bu işi aslında uzun zamandır resmi değil, fiili olarak yapıyor zaten. Tepebaşı'nda odun pazarındaki gibi geri dönüşümle ilgili bir sorun, sıkıntı olmadı. Orada da firma biliyorsun kar yapamıyordu. Belediye İş kendi bünyesini almaya çalıştı. Şimdi oturtmaya çalışıyorlar ama geri dönüşüm çok kapsamlı, çok büyük bir iş. Dolayısıyla bunu resmileştirdi aslında Tepebaşı Belediyesi. Hem o sokak toplayıcısı dediğimiz insanların, çünkü özel büyük firmalar işin içine girince bizim vicdanımız da sızlıyordu. Yazık hani. Yani topladığı kartondan mı olsun şurada kenarda? İki tane şişe, üç tane şişe mi gözünüze durdu? Yazık, onun hayatını geçiriyorlar diyorduk. Hem onlar işlerine devam ediyorlar. Onların bir kooperatifi var. Dolayısıyla imece usulüyle ve planlı olarak topluyorlar. Hani sen git ben orayı alayım, ardından başkası gelsin değil. Belli mıntıkalar, belli alanlarda. Hem de belediye geri dönüşümle ilgili vatandaşların bu sorununu halletmiş oluyor. Kazan kazan modeli. Hem belediye bu işten kazanıyor, kârlı çıkıyor. Hem bu işi yapan kârlı çıkıyor. Hı. Hem vatandaş kârlı çıkıyor bu işten. Üstelik bir de istihdama yönelik bir hamle olduğu için, kayıt altına alındığı için böyle de bir güzelliği var. Her yönden avantajı var aslında. Tabii hani kimsenin böyle la diyeceği bir proje değil bu. Kim yaparsa yapsın. İnşallah Türkiye'deki tüm ilçelerde, ilçe belediyelerinde uygulanır. Ki, İnşallah. Böylece biz de hem geri dönüşüm konusunda belki İskandinav ülkelerini henüz yakalayamayız ama o konuda daha bilinçli olur hem de istihdam yaratmış oluruz, küçük bir şey. Evet. Bugün bir kısıtlama vardı, yarın da devam edecek. Ama tabii daha öncesine baktığımız zaman böyle işte bazen işte hafta sonu tamamı oluyordu. 3-4 gün ard arda oluyordu. Böyle yarım yarım olması hakkındaki düşüncen nedir? Gerçekten gerekli mi? Ya olsun ya da olmasın diyebilir miyiz bu kısıtlamalara? Şöyle, bu kısıtlama sınav haftalarına özel. Yani buradaki amaç sağlıktan ziyade aslında
çocuklarımızın yarın öbür gün işte hayatlarında ciddi anlamda yeni bir yere sayfa açmak için mücadele eden gençlerimizin korunması için alınmış kararlar. Biliyorsun 20 yaş altı zaten hep şeyin altındaydı. Yani eve kapandılar. Ona dahildi. Şimdi hem hepimiz dışarıdayken hem de onların sınav gereğiyle daha yoğun bir şekilde dışarıda olması, evet, sağlık açısından da bir risk, bir de ulaşım açısından da bir risk. Havalar güzel, herkes dışarıya çıkmak istiyor, ulaşım araçlarını sıkça kullanıyor. Ama bu konuda bence yerinde bir karar alındı. Bugün 3'e kadardı, yarın 6.30'a kadar olacak. Evet. Bir kısıtlama olacak. Bu o sınav alışverişinde, sınav trafiğinde biraz daha gençlerimizin rahat etmesi için. Yoksa önümüzdeki hafta vaka sayısı 2000 de olsa ben herhangi bir kısıtlamaya artık gidileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla iş artık devlet kontrolündeki tedbirlerden değil, kişisel tedbirlerden geçiyor. Hiç kimse hamleyi başka bir yerden beklemesin. Yeterince dikkat var mı peki dışarıda? Diyorum ya, hani artık her koyun kendi bacağından asılacak. Şimdi sokağa çıkma yasağı, üretimi durduralım, bu esnaflar çalışmasın. Böyle bir sonu gelmeyecek bunun. Ekonomik olarak dünyanın hiçbir yerinde bu uygulanamıyor. Biz dünyanın dev ülkeleri uygulayamazken biz de hayata geçiremeyiz. O yüzden kişisel tedbiri alacağız. Alıyor mu? Çok da herkesin kendinde yani. Maske. Ya, dediğim gibi böyle kendim çok böyle %100'lük bir performans ortaya koyuyormuşum da kimse uymuyormuş gibi bir artistliğe burada böyle hamasi bir söyleme ihtiyaç duymuyorum. Eğer kendimizi ve çevremizdekileri böyle bir tehdidin altında hissediyorsak bu konuda kendimizden başka derman yok diyorum. Evet. Sadece. Programda tercih sizin. Böyle noktalayalım o zaman. Teşekkür ederim. Haftayı da iyi bir şekilde değerlendirdik. Umarım ekranları başında izleyenler için güzel bir birliktelik olmuştur. Biraz hem maç hem akabinde bu yayın oldu. Evet. Üst üste oldum ben. Biraz yarın beni özlesinler. Pazartesi günü 10'da görüşürüz onlarla. Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum, evet, izleyenlerimiz gibi. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle.